Beyhan kayınvaliden bugün Asiye Hanım'la tartışmış. Asiye Hanım'la. Nasıl ya? Ne zaman? Ya inanılmaz yani, sessiz sakin diye bilinen Asiye Sultanım'a neler olmuş? Nasıl cevaplar vermiş? Bakın izleyelim. Sen Beyhan Hanım, benim parayı ne zaman vereceksin? Ne parası be? Hayırdır Beyhan, ne diyor? Ne parası? Kargoyla ben sana bir koli şey gönderdim ya. Ne gönderdin? Mesir macunu. Aa! Ya Asiye, ya sen de saçmalıyorsun ya. Şimdi burada bizim derdimiz başka. Sen hemen ortaya para sokuyorsun. Kaç gün oldu bugün? Ya sen nasıl bir insansın Allah aşkına? Ya otur otur otur. Otur bakalım. Sen nasıl bir insansın? Gerçekten sinirlendim ya. 250 tane o şeyin lafını ediyorsun. Ama sen borç istemişsin. Müsil macununun lafını ediyorsun. Ben onu... Bizim Amasya köylerinde düğün vardı. Onu gördüler, çok beğendiler. Benden de istediler nikah şekeri yapalım diye. Ben onu jest olarak verdim ona. Allah'ım yarabbim. Çok güzel, iyi yapmışsın. Hayır yapmışsın. Hadi. Ya niye para istiyorsun benden şimdi? Hayır biliyorum. Sen benim paramla mı hayır yapıyorsun orada? Ben hayırımı kendim yapardım. Kendim dağıtırdım macununu. Kaç para fiyatını söylesene. Para lafı ne yoktu? Şimdi çıktı. Ben paramı almadan şuradan şuraya gitmem Beyhan Hanım. Bana laf kalabalığı yapma. Hesabı, paranın miktarını söyle. Yeşimden hemen bilerciği alıp hesabını atıyorum. Bundan sonra bak, senin de düzünü öğrendim. Senin de öğrendim. Bundan sonra artık ben tek başına bir Beyhan'ım. Tek başıma bayrak sallayacağım. Hem suçlu hem güçlü. Allah'ım yarabbim ya, sen var ya, daha yeni ya. Dedim ki oh ya, kayınvaliden bu aralar böyle sakin, bir şeyin içinden çıkmıyor ya. O kadar rahattım ki. Ben de dinlerken onu düşündüm. Uzun süredir Beyhan abla ile ilgili, para ile ilgili mevzu yoktu. Uslu duruyor diye seviniyordu. Dur şimdi orada sen. Asiye Sultanım, kendini çok güzel savunmuşsun, tebrik ediyorum. Senden nasıl oldu olay? İki gün önce benden bir koli şey istedi, mesir macunu istedi. Fiyatını şöyle falan bir kutu. Sordu mu? Ne kadar? Fiyatını koli... söylemedi. Fiyatını dedi, ben dedi gelince vereceğim sana dedi. Para konuştunuz yani. Gelince vereceğim dedi. Ne kadar? Fiyatını konuşmadı. 250 tane ne kadar macunun fiyatı? 2000 lira falan tutuyor. Sonra oğlumu aradım. Kargolar. Evdeki bekar oğlumu aradım. Kargoyla gönderdi bize. Mesir macununu. Gönderdi. Verdi. Yani oğlun ödedi orada. Ödedi. Sen dedin ki göndereceğim sana. Göndereceğim dedim. Çünkü sen bana gönder dedi, ben vereceğim dedi. Sonra da iki gün geçti. Hala daha bir ses yok. Hiç anmıyor yani. Beyhan abla. Şimdi gelelim buraya. Orada da aynı. Ben istedim. İstedim. Evet. Ama bana tabii ki dedi hay hay. Para fiyatı, bak fiyatını söyledim, ne parası dedi. Ne? Ne parası dedi? Ne parası dedi? Senden paramı alacağım dedi, öyle mi? Senden paramı alacağım dedi. Yalan söylüyor. Burada aleyna ile şeyin lafı çıkınca benim param istiyor. Evet. Paramı. Vereceğim dedin. Göndersen vereceğim dedin. Ben de onu alıp oğluma geri göndereceğim. Ben sana dedim ki kaç para dedim, kaç para. Yanlış anlaşmışsınız. Ha. Doğru söylüyor, hayır yapmak öderim. İstese kendi parası. Ben öderim. Ben sana kimseden bir şey isteme demedim mi ya? Bu kaçıncı söyleyişim ya? Her yeni yarışmacı kapıdan giriyor, girdiği dakika onunu getir, bununu getir. Milletten bir şey istemeyi ne zaman bırakacaksın ya? Hangi yöreden kim gelirse o yöreye ait bir şey isteyiveriyor hemen. Yok salça ister, yok pul biber, yok şeker pancarı ister. Ben de müsaittim. Neden benden istemedin? Hani beni de sürekli görüyorsun. Benden seninle neden istemedin? Seninle bir araya çok gelemi yok ya. Nikah şeker için. Yani bir hayrol. Yok, senle denk gelirse bana yakalanır. Bana alabileceğim, onu biliyor. Haberin var mıydı İrem? İstediğinden, gönderildiğinden. Hayır, ben yoktu. De şu an öğrendim. Kendi aramızda konuştuk. Ama... İnşallah Beyhan abla vermez de o anneme de müstahak olur yani. Ya, ben yine şok ne yapıyorsun içerisinde. Ya? Niye ya söylemiyorsun bana? Ya vereceğim dedi. Dur. Ya ne yapıyorsun ya? Vallahi. İyi değil bu ya vallahi. Beyhan Hanım niye öyle yapıyorsun? Abla o senin neyin ya Beyhan abla? O ikiler fazla ben alamam onu. Ben alamam dedi. İkiniz de tebrik ederim. Bak insanları düşürdüğünüz, bizi düşürdüğünüz hale bakın yeşimle. Ya beni sinir hastası edecek. Seni sağ olsunlar. Yeter ya.
İnsanlık önemli, insanlık. Ya sen bırak para şimdi. Bırak, askerim. Bırak. Sen ne yaptın o macunları söyle. Kime sattın? Ayrı ayrı geç. Ne şekeri diyorum ya. Satmıştın işte onları. Satmadım. Ya sen kimse hayır mayır yapmasın. Bana da verdi. Bana sattın ya 25 liraya çekmecemde. Aa! Bana da paketi zaten 20 lira. Aa, 25 liraya getireyim mi? Çekmecemde sabah sattı bana. Göster. Aa! Merak et. Evet, ne? Sabah bana 25 liraya sattı. Hayır da yapmadın, sattın bir de. Sattı bana. Ya. Ay beyan hanım. 25 liraya mı aldın? 5 burada lira bir de üstüne faiz. Aa, sattı. Ben çok seviyorum. Gerçekten bir tek giyin. Hayır, ben onları yeşile. Parasını verdim. Ver onları yeşile. Beyhan onlar abla. Ne Beyhan ablanın ne senin. Evet, bunlar yeşimin. Sen bana vereceğim, sen gönder dedin. Sen bana para konusu edeydin, getirtmezdim. Sen sattın onu bana. Sen 20 liralık şeyi 25 lira mı sattın? Bana dur, işin gerçeğini söyleyin. Ay lütfen Beyhan abla, valla bir de dalga geçer gibi. Bir dakika, işin. Alıyorsun, atıyorsun bir şeyler. İşin gerçeğini söyleyeyim mi ben? Dedim ki 250 tane getirirsem dedim kâr ederim dedim. Ha. Yarısı da elimde kaldı. Ticaret yapacaktım. Kâr... Bana dedi ki bunu sosyal medyada yardım olarak dedi birine satıyorum dedi. Hayır olsun diye dedi. Gezen çeyrek yapmış. Kaç tane çeyrek yakasından söktü? Kopardığı için iğneleriyle birlikte almış. Benim tersim ters. Saçılıyor. Ya burada kendisi basmasa bağırmıyor mu? Ben karelim için savaşıyorum. Ben bilmem ne için. Sen karel marel için değil. Emekli maaşımın günü geliyor ya. Ha. O çeyreğimi geri veririm sana. Canını sıkma. Burada da sen tek başına savaşmıyorsun. Senin bugün bu biter. Başka bir şey çıkar merak etme. Kolyesi biter. Sen burada biter. Tek başına savaşmıyorsun. Fazla konuşma. Senin bana eksin var, artın yok. Tabii. Yok tamam mı? Diyorsun. Yok. Yok. Millete ne kadar şeyin çıktı sürekli duruyor şimdi sürekliğini götürüyoruz. Beyhan abla, Beyhan abla hiç öyle sesini çok yükseltme. Yani artık dünya öğrendi senin bu konularda nasıl bir tavırda olduğunu. Her gün bir şey çıkartıyorsun. Her gelen yarışmacıdan bir şey istiyorsun. Aa, ya tek yarışmacıdan bir daha yapmak değil ya. Yok öyle. Kalan ondan şeyden bile götürüyor her şeyi, kar biliyor. Ben artık bıktım. Onu mu götürüyor? Vuruyor bana artık. Ay ya. Öyle mi yapıyor evet, işi? Evet, her şeyi götürüyor artık. Şimdi biz hamur yoğuruyoruz ama bazen böyle hamur kalıyor yumak şeklinde. Beyan anlaşmış. Poşetle topluyor götürüyor onları. Ne diyorsun ya? Çöpe niye gittin? Çöpe. Hayır, gitmesin. Gitmez o çöpe. Ayrı ama çöpe otele gidiyorsun ya. Ha sen otele gitmiyorsun pardon. Yok eve giderken dolaba koyuyorum, götürüyorum evde de çörek yapıp buraya. Yok onlara üzülmedim, iyi yapıyorsun. Hayır onda alışkanlık olmuş. Böyle ya, her şey. Ben siz gibi hazıra merak ediyorum. Beyhan abla hiç öyle bağırma. Asya yok. Hanım'ın parasını öde lütfen. Rica öde. Ediyorum. Alaydı, verdim. Vallahi bir daha da böyle bir konuyla hiç yakışmıyor. Yapma yani. Evet. Hadi son tadımı yapalım. Son tadımı hazır mıyız Beyhan Sultanım? Hadi geçelim.